Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen masada yan tarafında görmüş olduğunuz Razer'ın Kaira Pro isimli kulaklığını inceliyoruz. Şimdi Razer'ı bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Marka özellikle oyun aksesuarları konusunda birçok farklı seçeneğe sahip ve özellikle de oyuncular için çok özel cihazlar üreten bir marka. Markanın klavyesi var, faresi var. Böyle bu tarz farklı türde kulaklıkları da var. Oyuncular için tasarlanmış. Kaira markası da aslında Razer'ın özellikle profesyonel oyuncular için geliştirdiği bir marka. Bu markanın altında farklı modeller de bulunuyor. Mesela bunun pro olmayan versiyonu da var. Belli açılardan belli özellikleri eksik olarak tasarlanmış. Daha doğrusu daha düşük bir model olarak tasarlanmış. Tabii ki fiyatı da daha uygun bir model pro olmayanı. Pro olanın en önemli farkı ise bu titreşim dediğimiz oyunun içindeki ya da müzik dinlerken cihazın titreşmesini sağlayan teknoloji. Bunlardan birazdan bahsedeceğim. Her zaman yaptığım gibi ben bir cihazın dış görünümünden bahsetmek istiyorum. Aslında ilk bakışta sıradan bir Bluetooth kulaklığı andıran bir tasarım bizlere karşı şöyle bu şekilde dönerek daha da küçük bir alan işgal ediyor. Bu şekilde şöyle açıp da kafamıza göre de ayarlamalarını yapabiliyoruz kulaklıkların. Bu kulaklıkların iç kısımlarında yumuşak bir pad var ve kulağa çok sıkmıyor. Bu önemli. Ben uzun süre kullandım hem oyunlarda hem de işte müzik dinlerken bilgisayardan ya da mobil cihazdan çok da kafamı ağrıtmadığını söyleyeyim. Mesela başka oyuncu kulaklıkta biraz ağrıtıyor. Onun altı özellikle çizeyim. Bunun dışında cihaz beyaz bir renk tasarımına geliyor. Farklı renkler de var. Daha doğrusu siyah rengi de var bunun. Beyaz rengi de var. Üst kısımda bir Razer yazımız var. Böyle kabartmalı bir şekilde yazılmış bir Razer yazısı bizleri karşılıyor. Bunun dışında her iki kulaklığın da RGB aydınlatmalı. Belki bunu da uygulama üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Özel bölümlere sahip. Yine belli tuşlarımız var. Hem sağ tarafta hem de sol tarafta. Bu sağ taraftakilerden mesela bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu soldan başlayalım önce. Sol taraftaki tuşlarda biz ses açma kapama tuşumuz var. Bluetooth ayarını, daha doğrusu cihazın kendi açıp kapama tuşumuz var. Bir de çeşitli fonksiyonu açıp kapatabildiğimiz bir tuşumuz burada mevcut. Bunun dışında baktığımızda sağ tarafta ise titreşimin şiddetini ayarladığımız bir tuş var. Equalizer ayarını yaptığımız bir tuş var. Yine bir ses açma kapama tuşu bizde burada karşılamış oluyor. Bunun dışında fiziksel olarak bir şey, hani başka bir özel de cihazın yok. Bir de mikrofonu çıkartılabiliyor. Onu söyleyelim. İsterseniz hani oyun oynarken mikrofon gerekiyorsa buraya takarak kullanabilirsiniz. Özel bir yuvası var ve mikrofon üzerinde bir çentik var. O şekilde takmanız gerekiyor. Öbür türlü girmiyor. O da güzel bir detay olmuş. Bir de bağlantı içinde bir USB bağlantımız var. Cihazın üzerinde bir pil var. O pilleri buradaki USB tip C bağlantısı üzerinden şarj ediyorsunuz. Yeri gelmişken ben kutu içerisinden de biraz bahsetmek istiyorum. Bir tane USB kablomuz var. Standart bir ucu tip A dediğimiz, diğer ucu da tip C dediğimiz. Bunu şarj için kullanıyoruz. Bir de eğer hani USB bağlantınızı bir masaüstü bilgisayarda veya uzak bir yerde kullanacaksanız bu tip C bağlantısını uzatmaya yarayan, yani bir ucu tip A dediğimiz, bir ucu da tip C ama dişi tip C olan giriş olacak şekilde tasarlanmış bir kablo bizleri karşılıyor. Bu kutudan çıkıyor. Bir de şöyle bir dangle'ımız var. Bunu detaylarda size göstereceğim. Bu dangle'da isterseniz bilgisayara falan takarken, hani Bluetooth'la bağlamayayım ben, dangle 2.4 GHz üzerinden bağlayayım dediğiniz zaman da bunu kullanmış oluyorsunuz. Şimdi bu genel görünümden sonra biraz da teknik özelliklerden sizlere bahsetmek istiyorum. Razer Kaira Pro, PlayStation 5, PlayStation 4, PC ve mobil uyumlu. Yani mobil cihazlarda, telefon ve tablet gibi cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Bluetooth desteği var. İsterseniz 2.4 GHz'lik dongle ile de kullanabiliyorsunuz. Razer'ın HyperSense adını verdiği bir haptic dediğimiz, buna haptic diyor İngilizce'de, bir geri bildirim veriyor. Razer'ın yine Triforce Titanium 50 mm sürücüsü bulunuyor. 20 Hz ve 20 kHz frekans aralığımız var. Bazı equalizer ayarları hazır olarak geliyor. Takıp çıkarılabilen Razer'ın HyperClear Super Ardioid bir mikrofonu var. Chroma RGB desteği varmış. Bu bir yazılım üzerinden cihazın renklerini ayarlayabiliyorsunuz, üzerindeki renkleri. 50 saate varan pil ömrü var ve 3700 TL'lik bir fiyatın olduğunu söyleyelim. Bu arada pil ömründen bahsedeceğim ama o 50 saat bütün işte RGB'yi kapatırsanız, haptiki kapatırsanız filan elde edeceğiniz bir rakam. Normalde 20 saatlik bir pil ömrü var. Peki gelelim kullanım deneyimine. Şimdi bu modelin bir de Xbox sürümü var. Onu söyleyeyim ama bu PlayStation sürümü. 5 ve 4'te kullanabiliyorsunuz. İsterseniz bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. İstiyorsanız mobil cihazda, tablet ya da telefon gibi cihazlarda da kullanabiliyorsunuz. Biz hepsini de denedik. Onu söyleyeyim. Ben hepsini de kullandım ve ses kalitesi olarak inanılmaz bir ses kalitesi var. Tabii bunu size aktaramıyorum burada ne yazık ki ama
çok rahat bir şekilde oyunlardaki sesleri en net ve en keskin bir şekilde duyabiliyorsunuz. Üzerinde 50 milimetrelik bir Razer'ın geliştirdiği özel bir sürücü var. Ve gerçekten de hani uzun saatler oyun oynadığınızda bile, özellikle ben PC'de çok oynadım, herhangi bir şekilde kafanızı ağrıtmıyor. O çok güzel bir şekilde tasarlanmış. Yani bu şu kısımlar kafanızı çok sıkmıyor. Mesela ben şöyle takayım. Şöyle taktığım zaman da çok hani kafanızı sıkan bir tasarım yok ama dışarıdan da sesleri böyle epey kesiyor. Hani böyle bir özelliği olmamasına rağmen onu da söylemiş olayım. Bunun dışında hazır equalizer ayarları var. Onları da o tuşlara basarak ayarlayabiliyorsunuz. Ya da uygulama var. Uygulamayı yüklerseniz bir Razer'in audio uygulaması var. Oradan da gerekli bağlantıları yaparsanız cep telefonunuza yükleyip oradan da yazılımsal olarak da o frek şeyleri değiştirebiliyorsunuz, equalizer'ları, ama istiyorsanız buradaki tuş üzerinden de bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Hangisi kullanınıza geliyorsa. Bu equalizer'lar arasında işte FPS, işte bas arttırma falan gibi ayarları var ve gerçekten de ses fark ediyor. Hani şimdi bazı cihazlarda veya ucuz modellerde bu çok fark etmez ama bu ürün gerçekten kaliteli ve pahalı bir model olduğu için o equalizer'lar arasındaki farkı çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bunu da altını özellikle çizeyim. Tabii mikrofonun çıkartılabiliyor olması güzel. Çünkü bazen de sabit oluyor biliyorsunuz. İsterseniz yani oyunda eğer mikrofonlu bir, yani sesli bir chat yapmıyorsanız, ihtiyacınız yoksa buna mikrofonu çıkartıp kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Mikrofonun hassasiyetini de ben beğendim. Onu söyleyeyim. Ve özellikle de oyunlarda böyle hani size yaklaşan düşmanları vesaire çok net bir şekilde duyabiliyorsunuz. İsterseniz söylediğim gibi dongle'la da kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir dongle'ımız var. Bunu bilgisayara taktığınız zaman Bluetooth'ta bağlanmadan da veya Bluetooth özelliği yoksa buradan da bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında Razer'in bir adet yazılımı var, Chroma diye. O yazılımı telefonunuza indirirseniz telefon üzerinden de şuradaki renkleri işte nefes alsın ya da sabit dursun ya da müziğe göre değişsin falan gibi farklı seçenekler yapabiliyorsunuz. İstemiyorsanız da normal bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben şu anda mesela sabit bir renkte bıraktım ve sabit bir şekilde böyle bir renk duruyor. RGB'nin sadece logo var. Üzerindeki logo da var. Onun dışında şu kenarlarında vesairelerinde yok. Genelde Razer zaten böyle daha sade seviyor. Hani bazı kulaklıklar vardır, her yerinden bir şeyler fışkırır. Böyle bir ürün değil. Sade, efendim, böyle üstürüklü bir şekilde kullanabileceğiniz bir kulaklık. Çok da böyle cafcaflı bir şey arıyorsunuz. Tabii ki bu ürün sizin ihtiyacınızı görmeyecektir ama ben de çok cafcaflı sevmiyorum mesela. Ben kendi kişisel olarak da sevmiyorum. O yüzden ben bu renk meselesini de beğendiğimi söyleyeyim. Şimdi gelelim bu HyperSense meselesine. Haptik dedik, yani oyundaki işte silah atışlarını ya da müzik dinlerken basları falan titreşerek duyuyorsunuz. Bunun da şiddetini 3 kademeli olarak, yani orta, işte orta, şiddetli veya zayıf olarak ayarlayabiliyorsunuz veya tamamen de kapatabiliyorsunuz. Yani ben çok istemiyorum, kafamda böyle bız 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 yapsın istemiyorum diyorsanız bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada bu titreşimler çok rahatsız edici değil. Yani en üst seviyeye çıkarsanız evet biraz kafanızda böyle titriyor kulaklık ama orta seviyede veya düşük seviyede çok rahatsız etmiyor. Ve oyunlardaki o silah seslerini ya da ne bileyim özellikle FPS oynuyorsanız çok da eğlenceli bir hale getirebiliyor. Ama bu birazcık tercih meselesi. Beğenmeyenler de olacaktır. Bu teknoloji dediğim gibi kapatılabiliyor. Üzerinde düğmeden doğrudan doğruya kapatabiliyorsunuz ya da şiddetini kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel olmuş ve diğer markaların ürünlerinden farklı olarak Razer burada biraz daha iyi çalışmış ve çok daha hassas bir geri bildirim özelliği var ve gerçekten de en ufak bir oyun içindeki hareketlerde bile size çok güzel bir şekilde fazla rahatsız etmeden de bu geri bildirimleri yapıyor bu kulaklık. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Bu oyuncu kulaklığı peki Bluetooth'tan ben telefonu tablete bağladım. Burada bir gecikme vesaire olacak mı? Razer bunu da düşünmüş ve çok düşük bir gecikme süresi koymuş. Oyunlarda da tablette ya da bir telefonda oyun oynarken de bu kulaklığı kullanırsanız herhangi bir sıkıntı yaşamadan, bir gecikme süresi en azından konusunda yaşamadan bu kulaklığı kullanabileceksiniz. Videonun sonuna yaklaştığımız bu dakikalarda fiyattan da bahsetmek gerekiyor. Bu ürünün fiyatı 3700 TL gibi bir rakam. Tabii ki kurlar vesairenin uçtuğu bu günlerde aslında bu rakamlar epey yukarıda kalıyor ne yazık ki ama yurt dışı fiyatlarına baktığımızda aslında oradaki fiyatların da pek ucuz olmadığını söyleyebiliriz. Ama sunduklarına göre, teknolojisine göre ve yapabildiklerine göre aslında fiyatın normal olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki herkesin ulaşabileceği bir rakam değil bu ama böyle bir güzel bir PlayStation'ınız var ya da işte bilgisayarda oyun oynamayı tutku haline getiren biriyseniz bu tarz bir kulaklık bence işinizi tam anlamıyla yapmanıza ciddi olarak fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum.
Oyuncular için bence verilebilecek bir rakam, özellikle de profesyonel olanlar ya da hani bu işe böyle ciddi olarak yatırım yapanlar için bence güzel bir donanım olmuş. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bu videoda sizlere Razer Kaleo Pro kablosuz kulaklığı anlatmaya çalıştık. Olur ya, bizim unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz ya da atladığımız konular mutlaka vardır. Yorumlarda bize yazmaktan çekinmeyin. Elimizden geldiğinde size bunlarla ilgili yanıt vermeye çalışacağız. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.